Merhaba, ben Faik Samet Güneş. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. Başlayalım isterseniz. Voleybol kurallarına bir kural ekleme ve çıkarma hakkınız olsaydı bu ne olurdu? Başarılar, gerçekten güzel bir soru. Yani bunu çok düşünüyoruz. Bence file yükseltmek olurdu. Gerçekten file artık hem erkek voleybolunda hem kadın voleybolunda yetmiyor diyebilirim. Buna böyle cevap verelim. Bu sezondaki bir maçın sonucunu değiştirecek olsanız hangisi olurdu? Sizinle gurur duyuyoruz, başarılar. Teşekkür ederiz. Kesinlikle Küba maçı olurdu. Yani Viyenel hayallerimizin final ayağı olan Küba maçını kesinlikle kazanmak istiyorduk. Hala da o maçtayız. O maçı yaşıyoruz. O maçın kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu değiştirmek isterdim. Hayat mottonuz var mı? Yani aslında belirli bir mottom yok ama asla pes etme diyebilirim buna. En zorlandığınız an ne zaman? Bence en zorlandığınız an çok uzun açık ara farklı set aldığınızda bir sonraki sete başlamak. Çünkü gerçekten aynı tempoda başlamanız gerekiyor. Geriden gelmek daha kolay oluyor bazen ama gerçekten çok önde aynı seviyede oynamak gerçekten çok zor. Voleybolu 3 kelimeyle tanımlarsanız nasıl tanımlardınız? Gerçekten zor bir soru. Kaç yıldır oynuyorum ama 3 kelimeyle nasıl tanımlarım bilmiyorum. Bence teknik, heyecan ve savaşmak diyebiliriz bu 3 kelimeye. Gerçekten voleybol bu üçünü barındırıyor. Evet, çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum onun için. Milli formayla oynadığınız en heyecanlı maç. Yani çok fazla heyecanlı maç oynadım ama en heyecanlısı galiba oynadığımız Küba maçıydı. Belki de hala soğumadığı için en heyecanlısı o diyebilirim. Çünkü Viyenel kapısını araladığımız maçtı. Eminim ki hala soğumadığı için bunu söylüyorum. Yıllar sonra ne söylerim bilmiyorum. Filenin efeleri tabiri hoşunuza gidiyor mu? Sizi çok seviyoruz. Başarılar. Teşekkür ederiz. Evet, filenin efeleri artık sıfatı diyelim üstümüze yapıştı. Gerçekten biz de bunu hissediyoruz. Hoşumuza da gidiyor böyle hitap edilmesi. Filenin sultanları, filenin efeleri. Gerçekten bunu bize hissettirdiğiniz için ayrı bir gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Voleybola ilk başladığınız haliniz, şu an halinizi görse gururlanır mıydı, ne hissederdi? Kesinlikle gülerdi, ona eminim. Çünkü voleybola ilk başladığımda gerçekten buralara nasıl gelebileceğimi, nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. Ama her şey ilk başladığınız günden itibaren kendiliğinden gelişiyor. Çok çalışarak, gerekli yerlerde olarak, çok isteyerek bu günlere geliyorsunuz. Gerçekten şu halimi görsek gülerdi, ona eminim. Maçta kısacık sürede pas dağılımı nasıl gerçekleşiyor? Tam bir kargaşa anı ve herkes pas istiyor. Evet, kesinlikle tam bir kargaşa anı, herkes pas istiyor. Öyle ki böyle kritik yerlerde, maç topunda herkes pas istiyor ama bizim çok tecrübeli bir pasörümüz var. Yani bunu en iyi yaptığı şey diyebilirim. Herkes evet sana atacağım deyip, özellikle bana sana pas atacağım deyip bütün maç atmadığı oluyor. İdare ediyor ve gerçekten bunu çok iyi başarıyor diyebilirim.